Murtel, dur, dur, gel, gel. Efendim, affedersiniz acaba? Kirafil, kirafil, hadi! Bu hanım pek misafirperver değil anlaşılan. Ev bulamayacağız galiba. Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim, söyledim ama dinletemedim ki kocana. Önden gelip ev bulması lazımdı. Aa, İstanbul'a gelip ev bulabilecek vakit mi bıraktılar ki? Birdenbire çıktı bu tayin işi. Gelip dönerdi, biz beklerdik. 2 gün için 1 ay daha fazla kira mı verseydik? Bırakın tartışmayı Allah aşkına! Ne tartışması hatun, konuşuyoruz. Hem merak etmeyin, buluruz. Koca İstanbul'da sokakta kalacak değiliz ya. Enişte! Hı? Gel gel bak! Efendim, kiralık yazısı var. Ama altında değildir yazısı eklenmiş. Demek ki bu ev kiralık değilmiş. Ne yapalım? Biz de başka bir ev bakarız elbet. Ev kıtlığına falan girmek ya. Yok bir şeyim, Nurten'cim, yok karıcığım, yok anacığım, yok evladım, bir şeyim yok. Ama kuşlar ezilmesin, korktular. Olur mu kardeşim ya? Böyle sürü sepet yolun ortasında dolaşılır mı ya? Niye yapmışlar kaldırımları? Tamam canım, tamam kardeşim, tamam tabii. Haklısın. Kabahat bizde. Nasıl kabahat bizde? Sen dur şöyle, ne diyorsun sen ya? Cadde ortasında yürünmez. Önüne bak, önüne, parayla mı aldın sen ehliyeti? Anne, Allah aşkına. Hayır yani, burası İstanbul'da, nasıl anlatsam bilmem ki, olmaz ki abicim! Nereden geliyorsunuz siz? Lüleburgaz'dan. Bir tarafınıza bir şey olmadı ya! Yok yok, zaten araba bana çarpmadı. Ha. Valize çarpınca, ben Cici'yle Bici'yi kurtarmak için dengemi kaybettim. Cici'yle Bici kim? Kuşlarım. He, kaldırımdan yürüyeyim be abicim! Efendim, ev arıyoruz da, ortadan yürüyünce her iki tarafı da görmek mümkün oluyor. Yoksa sadece bu taraftan yürürsek, karşı tarafta yazı varsa kaçar. Ev! Ev mi arıyorum dediniz? İmkansız, olamaz! Niye? Ev arayamaz mıyız? Yasak mı ev aramak? Değil tabii de, yani... tam adamına çattınız! Anan seni Kadir gecesi mi doğurdu be abi? Evet! Ah hayret, nereden bildiniz? Hakikaten Kadir gecesi doğmuşum. Hatta annem adını Kadir koyalım demiş de... büyük babamın adı Halim olduğu için Halim koymuşlar. Memnun oldum! Ben Deniz de İlyas Arcan, Arcan! Hadi hadi, bırakın muhabbeti de işimize bakalım! Bir dakika ablacığım! Bundan sonra işiniz benimle! Kaç paraya kadar bir yer arıyorsunuz siz, onu öğrenelim! Vallahi bilemiyorum ki! Saatlerdir bakmadığımız yer kalmadı! 30 bin diyorlar, 40 bin diyorlar, verildi mi bu kadar para? Bu İstanbul'da abicim, adamın olmadı mı yandın! Doğru! Dua edin, bana rastladınız! Allah razı olsun! Verin. Sizin için harika bir yer var elimde. Kirası da sudan ucuz, 10 bin lira. 10 bin lira mı? Ayda mı? Yok, saatte. Aa, o zaman çok pahalı. Dalga mı geçiyorsun abi? Tabii ki ayda. Hadi atlayın, hemen gidip bitirelim şu işi, hadi. Hadi bakalım, bir görelim. Damat! Anneciğim, görmekte fayda var. Sizi şöyle alalım, bir çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep, sen arkaya! Demek ki komisyonculuk yapıyorsunuz. Komisyonculuk aslında yan işim. Evet. Esas işiniz nedir acaba? Her türlü meyve, balık, ayrıca traktör, kamyon, otomobil, ithalat, ihracat, dış ticaret... Evet, komisyonculuk genelde. Bu sizi götürdüğüm evin sahibi aslında uzaktan akrabam olur. Çok evi var, bildiğiniz gibi değil. Müthiş cimri bir adam. 4 senelik peşin istedi, kavga gürültü, müthiş bir mücadele... ...sonra 1 senelik peşine zar zor razı ettik. Anlamadım. Senelik peşin mi bu ev? Vallahi öyle. Muh diyor, peygamber demiyor. 10 bin liradan senelik peşin 120 bin lira eder. Nerede bizdir bu para? İlyas Bey kardeşim, bir sağda inelim. Aylık kirası ucuz ama Halim.
60.000 liranız var mı? 60.000 liracık. Hayır, belki zorlarız da 6 aylığa razı ederiz adamı. Sana biliyorsunuz 6 aylık 6 kere 10, 60 bin lira eder. Bismillah. Hakikaten pek geniş, pek güzel bir yermiş. Nasıl ısıtırız biz bu koca berberi? Burası bildiğiniz gibi değildir hanımefendi. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve nemli. Ya. Akdeniz iklimi gibi desen. Evet, evet. Buyurun, tam 60.000 lira. Bir dakika. Kontrat? Yarın derhal imzalatır, hemen getiririm. Tamam anne. Artık bundan sonrası sizin. Buyurun, güzel güzel yerleşin. Hadi bakalım, görüşmek Sağ üzere. Selametle canım. Yan tarafta fabrika var galiba, gürültüye bak. Ben böyle ev tutma görmedim doğrusu. Sağını sonunu görmeden çıkardım, verdim parayı, olur mu? Nesi var be karıcığım? Koskoca ev işte. Bak. Koca koca odalar. Rahat, ferah. Allah! Yaşasın! Burası benim odam olsun ha! Bu koca evi nasıl temizleyeceğiz bakalım? Lüzum yok, başkaları temizliyor zaten! Ha? Anlamadım! Gel gör de anlatsın! Ha? Anne! Baba! Ne var? Gelsene! Ooo! Koskocaman bir oda daha! Ay. Odamızdan içeri kepçe girdi. Yanılmıyorsa bizim evi yıkıyorlar. Hadi bakalım salla kemiği. 100 kere söyledik sana zar tutma diye be! Zar tutması be, zar tutma! Bana bak sana sen! Durun be! Türkiye'de bir de kavga etmez olayım ben! Ayıp ettiniz ya, hepimiz arkadaşın orada! Durma böyle şey! Adama bak be! Hop hop beyler, çay içelim, sakinleştirir! İçeride bana yapsana şurada! Arkadaşlar, çaylar benden! Ya beyler, herkes çayının parasını kendi ödeyecek. Kahveci güzeline bakın! Niyeymiş o? Ne zaman çaylar benden desen sonu fos çıkıyor. Ne demek istediğinizi sorabilir miyim acaba? Ne demek istediğin var mı lan? Şu hesaba bak! Ne kadarmış borcum? 5.390 lira! Bütün tatava bu 5.390 lira için miydi be? Şahit olun arkadaşlar! Bu borç yarın saat 5'te ödenecek! Hadi hadi işimize bakalım! Mehmet abi! Senin ev sahibine borcun ne kadardı? Git be, başkasıyla bul kafanı! Söyle ya! 24.000 lira! Telefon et! Yarın saat 5'te o para ödenecek! Ragıp, ne markaydı lan senin almak istediğin araba? Düşeş! Düşeş diye araba olur mu be? Hiç böyle bir araba duymadım! Şşşt, bana bak, İlyas! Bırak Ragıp'la uğraşmayı, herif Mars oluyor zaten, Allah'ıma tepeler! Araba alacağız lan adama! Bırak bana, ne arabası? Arkadaşlar, kimin sağa sola borcu varsa, kim sıkıntıdaysa Rıza'ya söylesin. Bana söylesin. Liste yap, getir bana. Yarın 5'te ödeyeceğim. Elektrik parası, su parası, ev kirası, bakkal hesabı, manav hesabı, kasap hesabı, hanıma manto, çocuğa ayakkabı. Ne? Miras mı kaldı? Ne bu? Kupon ulan, görmüyor musun? Ne kuponu? Altılı ganyan kuponu! Ha? 60 liralık, 1000 misli! Vay be! Nereden burayı, nereden buldunuz bu parayı? Canla be! Olur parayı ya! Doğru be, sahiden doğru ya!
Dertler yarın sona eriyor arkadaşlar. İlyas abi, birileri seni soruyor. Rica edeceğim. ₺60.000'i size verince taksiye verecek paramız kalmadı. Paran var mı? Sen de mi? Sen de mi? Kaldı 59.000. Hı hı. Böyle durumlarda umumiyette polise haber veriyorsun. Ben size bırakıyorum. Ne isterseniz yapalım. Ya paramı verirsiniz ya da buyurun karakola gidelim. Bir dakika abi, ben durumu size bir izah edeyim isterseniz. Adi adam, gördünüz mü? Gördünüz mü, rezil etti beni ya! Hayır yani, insan kendi evinin yıkılacağını bilmez mi? Bilir herhalde. Siz hiç merak etmeyin. Siz rahatınıza bakın, ben yarın gider o namussuz dolandırıcıdan alırım paranızı. Hemen istiyoruz paramızı. Ay. Paramızı istiyoruz dedik. Tabii haklısınız. Tabii isteyeceksiniz paranızı. Ama bu saatten sonra iş yerinde bulunmaz. Evini de bilmiyorum. Siz iyisin mi bu akşam, burada bizim evde misafir kalın, ben yarın erkenden gider alırım paranızı. Biz ne ediyor, belirsiz insanların evinde kalamayız. Bu saatten sonra ev bulamayız ki Valide Hanım. Yarın yeni bir ev buluruz. Bulamasak da alırız. Alamazsak buluruz. Tutturursak alırız. Affedersiniz, neyi tutturacağız? Altılıyı. Efendim? Şey yani, şey tutarsa demek istedim. Şansımız tutarsa demek istiyorum. Biliyorsunuz ev tutmak şans işidir. Buyurun. Rahatınıza bakın, ayakta kaldınız. Buyurun efendim, kendi eviniz gibi davranın. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık, bekarlık hali. Biliyorsunuz, bekarlık rezillik. Bir türlü idare edemiyorum koskoca evi. Yo, bir bekar evi olarak hiç de fena değil. Bu yaşa geldik, evlenemedik. Allah bin bereket versin, para bol. Hiçbir eksiğim yok. Ama bu zamanda herkese güvenilmiyor ki. Namuslusu var, namussuzu var. Hırsızı var, uğursuzu var. Benzetmek gibi olmasın, dolandırıcısı var. Haklısınız tabii. Mesela size şu evi kiralayan A diyelim. Zaten tanımam etmem. Yanılmıyorsam uzaktan akrabanız oluyordu. Evet ama çok uzaktan. Yani gözle görülemeyecek kadar uzaktan. Anne, benim karnım acıktı. Benim de. Patron, telefonda Halim Bey dedi. Bu kadar senedir Lüleburgaz'da hizmet ettiniz. Artık sizi İstanbul'da merkezde aramızda görmek isteriz dedi. Biz de kalktık geldik. Lüleburgaz'da kalsaydık daha iyiydi. İstanbul, İstanbul diye havalara uçtunuz. Daha ilk günden başımıza gelmedik kalmadı. Niye öyle söylüyorsunuz valideciğim? Bakın iyi kötü başımızı sokacak bir ev bulduk işte. Yarın İlyas Bey paramızı getirir, evimizi de tutarız. Ona ne şüphe! Yarın paranız elinizde. Al tabağını. Kıçırdatma şu dişlerini. Yahu vurma şu çocuğun kafasına. Büyüyünce geçer. Çocukken ben de kıçırdatırmışım. Armut dibine düşer. Siz ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Enstitüyü bitirdim, şimdilik evde oturuyorum. Bekarsınız yani. Size ne? Tabii bekar olacak, daha çocuk o. Ne çocuğu? Neredeyse evde kalacağım.
Yo, öyle demeyin Zeynep Hanım. Çok gençsiniz. Anneanneniz haklı. Halimciğim, anneannesi değil, annesiyim, annesi. Siz burada yatabilirsiniz. Allah, çok şükür. Ha, hanımefendi, siz de şu odada kalabilirsiniz. Zeynep de benimle kalacak. Çevir. İyi geceler İlyas Bey. Renkli rüyalar Zeynep Hanım. Bir aşka İlyas düşer. Abi! Ben nerede yatacağım? Bir de sen vardın değil mi? Sen benimle gel. Biz birlikte yatarız benim odada. Ergele. Ben karanlıktan korkarım ha! Tamam tamam, ışıkları açarız. Sen horlar mısın? Niye sordun? Horlayanlardan hiç hoşlanmam. Horlarsan kafana su döker uyandırırım. Sen Beşiktaşlı mısın? Evet. O zaman ayvayı yedin. Niye lan? Zeynep teyzemi hayatta sana vermezler. Niye vermiyorlar? Babam koyu Fenerbahçelidir. Daha evvel kaç kişi istedi? Babam Fenerbahçeli değil diye vermedi. Zeynep teyzeni isteyeceğimi nereden çıkardın lan? Bırak şimdi numarayı, hiç yemezler. Bütün gün peşinde dolaştın, içine düşecektin neredeyse. Sen hangi takımdasın lan? Kimse duymasın ama ben de Beşiktaşlıyım. Canım! Abla! Ah evim! Sen niye geldin? Ne demek niye geldin? Manyağa bak! Hayır yani, daha gideli kaç gün oldu? Çok erken geldin de! Aman, sıkıldım oralardan. Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor. Ya! Allah! Aman! Deli, ne yapıyorsun? Yüreğimi hoplattın! Antrenman var da, bu hafta sonu maçımız var da, ben kaleciyim biliyorsun. Abla bir dakika! Ablacığım bir dakika! Nereye gidiyorsun? Yolda çok yoruldum, yıkanıp yatacağım. Deli misin sen ya? Böyle erken saatte yatılır mı? Daha çok erken gel! Deli misin oğlum, ne erkeni? Yok, erken! Sen çok yorgunsundur! Ben bilirim seni! Sen şöyle otur divana, ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, hadi! Ablacığım benim! Hadi canım benim! Manyaklaşma be! Bu saatte kahve mahve uykumu kaçırır! Çay yapayım, ya da ıhlamur! Ihlamur! Tamam! Ihlamur! Ihlamur harikadır! Ihlamur iyi uyutur! Bu kahve şey... İyi misin? Kahven nasıl olsun? Ne oldu oğlum sana? Kahve içmeyeceğim dedim ya! Ay, doğru ya! Sana ben ıhlamur yapacaktım sana! Kuş beslemeye mi başladın sen? Sana söylüyorum, kuş mu besliyorsun? Ne kuşu? Kanarya! Benim değil, yani benim de arkadaşım, beraberce müsabakaya sokacağız! Bu kim? Saka! Ne biçim saka bu? Bakımsız bir saka, ben besleyip büyüteceğim! Thank you.
nerede kaldın karıcığım? Bizim ailede de adet oldu galiba. Tuvalete giren çıkmak bilmiyorsun. Yavrum, üşümüşsündür canım. Çabuk izini bir tutayım, çabuk izini. Allah Allah, ne oldu bu kadına? Bağırsakları bozuldu herhalde. Ablacığım, ıhlamurunuz! Nurten, tuvalet hangi kapı? Allah Allah, nerede kaldı bu kadın? Merak ettim. Niye cevap vermiyorsun kızım? Dilini mi yuttun? Eyvah! Konuşsana kızım. Bir şeyin yok ya kızım. Karıcığım! Ne var? Ah, İmdat! Ey cinler bastı! Allah bak! Allah! Vah, 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 canım kardeşim! Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu canım? Ölme sakın, ölme, ölme! Kendine yaşıyor, yaşıyor, şükürler olsun! Tamam maşallah, durunuz bakayım hanımlar, ay şöyle canım, kalın. Gel canım, gel. Bir tanecik kardeşim! Yavaş, kızı gitmeyin, şu çiçek yavaş olun! Zeynep, koş şu kafesi kaldır çocuk, koş! Yavaş, dikkat edin! Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım! Vah yavrum! Dur bakayım, ben şimdi bir sunum teneffüs yapayım. Kardeşim! Allah. Canım! Abla! Bir tanecik kardeşim! Ablacığım! Abla. Ne olur affettiğinizi söyleyin, affedin beni! Allah. Ben ölüyorum! Allah korusun! Söz verin bana! Beni affettiğinizi söyleyin! Affedin, affedin! Söz verin! Affediyorum! Söz! Sakın ölme! Sizler de affedin, suçluyum. Hayır. Çok suçluyum. Huzur içinde ölmek istiyorum. Affedin. Affettiğinizi söyleyin, ne olur. Söyleyin ne olur. Affettiğinizi söyleyin. Affettik, affettik. Tamamen affettik. Üzülme. Ölüyor! Kardeşim ölüyor! Kardeşim ölüyor! Ölmez, ölmez! Korkmayın, ölmez! İlyas Bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz! Hadi ama! Bak, herkes affetti! Ölmene gerek kalmadı! Hı? Tamam işte, iyileşiyor! Şimdi hepiniz dağılın, yalnız bırakın bizi. O kendi kendine iyileşir. Nereden biliyorsunuz? Siz doktor musunuz? Hayır, veznedarım. Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi? Ne oluyor? Fetah nalike fetah mübina. Sabah sabah bu ne rezalet? Bağırma Nurten'cim. Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil. Ömür boyu sürecek, gözlerim de tüfecek. La 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 la. Bir sevgi istiyorum. İmdat! Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete? Bu ne biçim?
Şimşek, bu ne rezalet! Ne oldu abla? İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek. Dur ya, ne oldu ya? Ay, boyun devrilsin İlya! Bu bizim oğlan. Ne rezalet! Ablacığım tamam, tamam abla gel şöyle. Kim bu insanlar? Abla! Değmeyeceğim, söz verdim, yemin ettim. Gel ablacığım, gel, bak otur şöyle bakayım. Otur. Kim oldukları umurumda değil. Tabii. Yalnız şunu bilmek istiyorum. Kaç gün kalacaklar evimde? Kaç gün kalacağız bu evde? Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Anladığım kadarıyla bizim 60.000 lira gitti. Bir ev bulacağız. Hayırlısıyla başlayalım da şu işe. İş miş dinlemem. Bulsunlar hemen bir ev, kurtulalım. Bu kadar yeter artık. Tamam mı? O kadar. Günaydın. Düşündüm ki yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım, her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da, söyle gelsinler kahvaltıya. Şimdi götürürüz. Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim. Estağfurullah, buyurun efendim. Ben Deniz yeni tayin edilen veznedar... Halim Özbulut. Evet. Şöyle buyurun efendim. Sağ olunuz. Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk. Ah, beni mahcup ediyorsunuz. Sigara içer misiniz? Hayatımda bir nefes aldım, boğuluyordum. Tahir Bey, yeni veznedar arkadaşımız. Duyduk. Çay söyleyelim size. Aman efendim. Mustafa! Buyur abla! Bize 3 çay getir, demli olsun! Oldu abla! Şakir bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi. Peki! Ah. Patron sizi istiyormuş. Evet, duydum efendim. Giriniz! Oo, vay efendim, maşallah, maşallah! Kimleri görüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Halim bey! Hoş bulduk beyefendi. Buyurun! Rahatsız etmeyeyim beyefendi. Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik. Sağ ol. Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun rica ederim. Rica ederim, buyurun efendim. Allah aşkına buyurun. Celle Celaluhu. Ayıptır, ayıp. Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi. Elini de öpse miydim hanımefendi? Ayten Hanım haklı. Davranışınız çok çirkindi. Yağcılıktan hiç hoşlanmam. Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun? Buyurun, kasanın anahtarları. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar. Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı hepinize minnettar. Hepinize. Birinci ayakta yatar abicim. Anlamadım. Sen çocuk musun be? Birinci ayak garanti. Yalnız dördüncü ayaktan korkuyorum. Dördüncü ayağı tutturdun mu 54 milyon cepte abicim. Hadi lan. Gerizekalı birinci ayakta üçü ulan tek geçmiş. Bugüne kadar 3 numaranın yarış bitirdiğini gören olmuş mu? Tüyü aldım oğlum. Bak 3 numara kesin. 3 numara kesin ama ikinci ayakta hıyar. Var mısın iddiasına? Kaç parasına lan? Murtaza bırak Allah aşkına, gerizekalının parası mı var ki iddiaya giriyorsun? 5 parasız girdim bu kahveye. Göreceksiniz. Milyoner olarak çıkacağım buradan. O nasıl ismisin? Birinci ayakta 5 numara geçirmez. 3 numara birinci. 5 ulan. 3 ulan. 5 numara düştü mü, şu bıyıklarımı keserim anladım. Beyler,
Birinci ayak 5 numara. Ne var ya? Nasıl? Ulan bayıldım ben. Vallahi değil, 60.000 lira gitti. Hoş geldin enişte. Hoş gördük yavrucuğum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. İlyas mı geldi? Yok, değil. Hanımefendi, bugün avansımı aldım. Eğer kabul buyurursanız minicik bir armağanım olacak. Cam sakızı, çoban armağanı. Çok teşekkür ederim. İşiniz hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol yavrucuğum. Sabah çıktı, hala gelmedi. Kim? Kim olacak o İlyas denilen dolandırıcı? Ha, gelir, gelir. Gelir. Göreceksin, o 60.000 lira gitti. Ne yapayım yani, öleyim mi? Ah, senin şu salak kocana! Ne diye güvenirsin elin adamına? affedersiniz. Buyur yavrum. İlyas bey henüz gelmedi. Acaba sofrayı hazırlasam mı? Ne zaman geleceği belli olmaz benim manyak kardeşimin. Siz hazırlayın sofrayı kızım. Ne pişiriyorsunuz? Kereviz. Ne? Kereviz mi? İmkansız! İmkansız bu evde kereviz pişmez. Bizim bey kereviz olmadı mı? İmkansız, sofraya oturmaz. Sizin bey manyak galiba biraz. Hay ağzını öpeyim, ağzını seveyim, manyak yine manyak. İnsan nasıl yer şu kereviz denen yemeği? Üstelik her gün, yemese ölecek sanki kör olasıca. Ya. Hadi afiyet olsun. Hop hop hop! Ne yapıyorsun arkadaş? Manyak mısın lan? 1000 lira bırak oldu. Bırak rakı şişesinde balık olmak istiyorum! Vay benim şair ruhlu kumarbazım! Yarın ya kadar haklısınız! Alay edin! Alay edin! Benim gibi bir gerizekalıya alay edilir! Yüzüme sükürüyüm, yüzüme! Otur İlyas, dağıtma kendini be arkadaşım, otur ya! Bak, tatlı tatlı sohbet ediyoruz, otur abim ya, otur ya! Ben ne diyeceğim o insanlara? Nasıl bakacağım Zeynep'in yüzüne? Zeynep de kim ulan? Zeynep mi kim? Sana ne ulan Zeynep? Kimse kim ulan? Ne oluyor ya? İlyas, ben senin işi elif ediyorum bu kadar ya! Ulan uyma şuna sen de! İlyas, otur abiciğim, otur abiciğim! Bir kadeh içtiği be kardeşim be, of be! Ağlama ulan sen de! Ben ağlayınca kim ağlasın lan? Hayatımda ilk defa aşık oluyorum! Ve bu aşk başlamadan bitiyor! İntihar edeceğim kendimi! Şimdi eve git yat uyu, yarın intihar edersin. Ha İlyas? Ben o eve gidemem. Ben o insanın, insanın yüzüne bakamam ulan. Para nerede diye sorarlarsa ben... ne canım? Ya tövbe tövbe ya. Bizim bir Fatma Hanım var, akrabamız olur uzaktan. Her yemekte kereviz yer gerizekalı. Kereviz yemek neden gerizekalılık olsun? Tam aksine, teşekkür ederim karıcığım. Tam aksine kereviz yiyenler zeki olurlar. Kerevizin bilhassa karaciğer üzerinde faydalı bir etkisi olduğu doktorlarca da kabul edilmiştir. Siz ahçı olmalıymışsınız. Büyük babam ahçıydı. Hatta bir yemek kitabı vardı. O kitapta zekalarıyla ünlü bütün tarihi kişilerin sevdikleri yemeklerin, devamlı yedikleri yemeklerin listesi vardı. Siz o yemekleri yiye yiye mi veznedar oldunuz? Benim damadım pek zekidir maşallah. Beğenemediniz mi? Tabii zekidir benim kocam. Belli belli. Onun için gitti bizim 60.000 lira. 59.000. Anlamadım. 59.000 efendim. Niye? 1000 lirayı taksiye vermek için geri almıştık, hatırlıyorsanız. Geldi. Basın bu dünya. Ben doğa kövmüşüm. Ne var? Aha
kalk! Zeynep! Sizi son defa görmeye ve veda etmeye geldim. Bu memleketten gidiyorum. Anlamadım, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Uzaklara! Çok uzaklara gidiyorum! Uzaklara gidiyorum! Hayatınızdan çekiliyorum artık! Kazıkladılar beni! Hain adam! Namussuz! Ne oldu yavrum? Kim kazıkladı seni? Bırak abla! Bırak abla! Konuşmak istemiyorum! Konuşmak istemiyorum! Yalnızca gitmek istiyorum! Gitmek ve unutulmak! Ve unutmak! Hayır, gidemezsin! Beni bırakamazsın! Ben sensiz ne yaparım? Ağlamıyorsun abla! Rezil oldum! Altılı yattı! Aldı paraları kaçtı! Kim kaçtı? Hangi altılı yattı? Benim altılı! İlk ayakta ev sahibi birinci geldi! Delirdi galiba, saçmalıyor! İzin verirseniz ben de konuşayım efendim! Siz şöyle istirahat buyurun! İlyas Bey kardeşim, anladığım kadarıyla ev sahibini bulamadım. Kaçtı! Dolayısıyla bizim 60.000 liraydı. 59.000! Aa, bakınız namuslu çocuk! Verdiği 1.000 lirayı unutmamış, hesaptan düşüyor. Hiçbir şey anlamıyorum! Nedir bu 59.000, 60.000 meselesi? Aldı, kaçtı! İzin verirseniz ben size bir özetleyeyim durumu efendim. Şöyle buyurunuz. Halim Bey, yemeğe çıkıyoruz, gelmiyor musunuz? Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim. Ne çalışkan memur! Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Beraber çıkalım mı Ayten Hanım? Hayır. Bir saniye bakar mısın canım? Buyurun. Almanya'dan gelen bir malımız vardı da... Kardeşim öyle tatil, görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı. Kaçta başlıyor mesai? 1.30. Eşoğlu eşek! 100 kere söyledim dikkatli olun diye! Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan! Hangi işe el atsanız yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan! Abi benim bu işe ulan herif! Daha geçen gün mal yakalattınız! Supi'nin kalleşliğinden oldu abi! Ulan ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu! Alo! Cemil Bey sizi arıyor. Şimdi ayvayı yedik. Emret abicim. Tamam da abi. Merak etmeyin siz abicim. Bir şey olmaz. Merak etmeyin. Ters bir şey mi oldu patron? Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? 15 gün süre tanıdı... Sonra da malları istiyor. Abi! Abi! Söyle! Sen de söyle! Ne bok oldu gene? Bizim malları sormak için İstaş Nakliyat Şirketi'ne uğradım. Bir şey mi oldu mallara? Abi bırak malları şimdi! Şirkette bir adam çalışıyor, aynı bizim Rüstem! Nasıl aynı? Aynı abi! Sanki ikiz kardeşi! Hıh demiş burnundan düşmüş! Bana ne be! İkiz kardeşiymiş! Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de! Başımız belada, borç gırtlakta... Herif neler anlatıyor! Ama abi, herif şirkette veznedar! Aynı Rüstem! Çok mu benziyor? Olmaz böyle şey! İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem! Öyle gidiyor. Rüstem abi! Çay vereyim mi abi? Satışı...
Tövbe estağfurullah. Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? Dağıttıracak mısın kahveyi? Aslanım İtalya be! Aynı Beşiktaş be! Ne bakıyorsun ulan, yalan mı? Yok değil de be abi. Beşiktaş böyle oynayabilir mi be abi? Allah! Ne dedin, ne dedin? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem! Reşit, bana bir bira. Baştın abi. Aslanım, kara kartallarım benim be. Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Aslanlar! Hadi! Allah gol! Güzel bir gol oldu. İki oldu. Kim? Halimciğim. Efendim. Çay vereyim mi canım? Ah, iyi olur karıcığım. Ha, bravo. Güzel oynadılar. Aferin şu İtalya'ya. Aynı Fenerbahçe. Niye bakıyorsunuz? Yalan mı? Fener mi? İtalya mı Fener gibi oynuyor? Tabii ya. Fener'den büyük takım yoktur. Siz Türk spor tarihini okumadınız galiba. Affedersiniz ama geçmişe mazi derler Halim abi. Siz bugüne bakın. Ne olmuş bugüne, ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Sen her maçta hakemlere para yedir, her maçta bir penaltı, her maçta bir penaltı. Halimciğim, çayın hazır canım. Ceza sahasına girerken düşürüyorlar, veriyor penaltıyı. Sağ ol karıcı. Düşürmesinler efendim, düşürmesinler. Önüne gelen basıyor Selçuk'a tekmeyi. İyi ki bir Selçuk'unuz var. Ya İlyas? İlyas sezon sonunda gidiyor, o zaman ayvayı yediniz. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bağrımda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Ama... Yazıklar olsun. Şimdi sana gösteririm. Ne yapıyorsun, kendine gel Allah aşkına, kendine gel. Fenerbahçe'ye laf söyletmem Nurten. Tamamdır, tamam, tamam. Yalan mı yani? Ay, uzatmayın, ne olur. Tamam, tamam. Siz de çok sigara içiyorsunuz. Sigara çok kötü bir şeydir. Tavsiye ederim, hemen bırakın. Çünkü sigaranın akciğer kanseri yaptığı müspet ilimcide kabul edilmiş bulunuyor. Çok haklısınız Halim Bey. O kadar söylüyorum, anlatamıyorum. Bravo hanımefendi, bravo! Hele içkiyle içildiği zaman maazallah! Hayat zaten kısa İlyas Bey kardeşim. Bir de bunu içki ve sigarayla kısaltmanın manası yok. Ne yaparsınız? İş yok, güç yok. Bir ablamız var dünyada, başka sevenimiz yok. Gelsin sigara, içki. Affedersiniz ama hayatımda böyle manasız laf duymadım. Niye? İş yoksa bulun efendim. Sonra yaşınız da geçiyor. Evlenin. Benim gibi bir işsiz güçsüze kim kız verir? Hayır, evlenin dedikse önce iş bulun, sonra evlenin efendim. Aramıyor muyum sanıyorsunuz? Arasanız bulurdunuz. Yok! Var. Bugün duydum, bizim şirkette bir mübayacı arıyorlarmış. Çalışmak istiyorsanız yarın gelin, bir konuşun efendim. Buyurun efendim. Şu 5000 lirayı bozar mısınız acaba? Tabii, hay hay. Kaçtan? İki. Şöyle buyurun. Şöyle 5000. Sağ olun. Selametle efendim. Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim Bey. Burası banka değil. İyilik olsun diye yaptım. İnsaniyet namına. Bıktık sizin şu insaniyetliliğinizden. Gördünüz mü? Olmaz böyle benzerlik. Hemen ben patrona gidelim. Ben demişim oğlum size. Hayret doğru. Gözlerime inanamıyorum. Bence bu
Affedersiniz. Efendim bir mübayacı arıyorlarmış da acaba kimi görmem lazım? Ha, evet, üçüncü katta sağdan ikinci odada personel müdürü İsmet Bey'i göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Beyefendi, bir dakika, yukarı çıkacaksınız. Evet, tabii normal olarak yukarı çıkılır. Buyur kızım, bir şey mi istedin? Şu leğeni verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Kaç para? 200 lira. Filiyi de alayım. İşe girdim. Ne işine? Halim abi söylediydi ya dün akşam. Desenize sıra evlenmeye geldi. Benimle evlenir misiniz? Siz deli misiniz? Evet. Zaten deliydim de... ...sizi görünce daha beter delirdim. Demek kasanın anahtarları o kerizde. Evet abi. Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam. Ben o herifin yerine geçersem herkes çakar. Kimse çakmaz. Herif tıpatıp sen. Nasıl tıpatıp ben? Sünepe'nin teki, bana hiç benzemiyor. Benzemek ne kelime be, ikiz kardeşin olsa bu kadar olmaz. Git ulan, işten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere gaga burunlu, şap dudaklı, gözlerinden biri kalk gidelim diyor, tiki bak kim otur diyor. Şişman göbekli, ıhı. Aynaya bak, hıyar. Kesin ulan şamatayı! Benzesen de, benzemesen de bu iş olacak. Evet. Öğle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız. Ne zaman? Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın. Ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var. Bence en iyisi bu işi yarın yapmak. Oo, küçük beyim, hayrola? Bu ne kılık böyle? Özür dilerim. Yemeğiniz geçtim galiba. Aslında kıymetli dakikalarınızı almak istemem. Efendim, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama... ...dün akşam söylediklerinizi uzun uzun düşündüm... ...ve evlenmeye karar verdim. Tebrik ederim. Pek isabetli bir karar. Kim bu talihli kız? Ben içki ve sigarayı da bıraktım. Daha doğrusu içkiyi bıraktım da sigarayı da bırakacağım. Beşiktaşlı olmam da önemli değil aslında. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük Spor, Trabzonspor, Kuştepe Spor... ...bunlar hepsi Türk Sporu'nun değerli partileri. Efendim? Ay pardon, takımları. Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum da... ...evlenmeye karar verdiğinize göre müstakbel eşinizi de seçmişsinizdir herhalde. Kim bu talihli kız? Söyleseniz de öğrensek kim olduğunu. Ne? İşsizlik meselesine gelince... Bugün işsizlik, biliyorsunuz bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir ve muhakkak çözülmesi gerekir. Nasıl çözüleceği hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şirkete gelseydiniz. Geldim abi. Ve karşınızda İstaş İthalat İhracat Limited Şirketi baş mübayacısı İlyas Arcan. Yaşasın! Artık gidip Huriye'yi isteyebilirim. Yıllardır bugünü bekledim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Huriye müstakbel gelin hanım mı? Evet. Rahmetli anacığım da çok isterdi Huriye ile İlyas'ın evlenmesini. Bence de pek uygun, boyu boyuna, yaşı yaşına göre. Sonra maşallahı var, pek de hamarat bir kız. Bilseniz nasıl terbiyeli, nasıl uysal bir yumurcak. Tam bizim İlyas'a göre. Yeter! Yaşa abi, yaşa! Oğlum kenara gel. Evlenecek olan benim. Bırakın da eşim olacak kızı
Kendim seçeyim, o kadar. Efendim, seçim sonucunu büyük bir merakla bekliyoruz. Hiç böyle seçim görmedim. Yemeğimiz soğudu, küçük bey hala karar veremedi. Anne! Ne annesi, yalan mı? Kiminle evlenirse evlensin, bize ne? Ne demek bize ne? O benim biricik kardeşim. Biricik kardeşiniz kız beğenecek diye ben aç kalamam hanımefendi. Kimse size aç kalın demedi. Siz dediniz. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben demişim. Bereket sofrada bu kadar insan var. Hepsi duydu işte. Üstüme gelmeyin! Siz sarıyı seyredin, ben burada tek başıma ağlarım! Oba, oba. Ayıp oğlum, burada ağlanmak ya! Söyleyemedim! Niye ağlıyorsun lan? Söyleyemedim! Neyi söyleyemedin? Evleneceğim kızın kim olduğunu! O kadar giyildim, kuşaldım! Oba, oba. Koku bile sürdüm, söyleyemedim! Niye söyleyemedin? Üstüme heyecanlandım! Sonra tam söyleyecektim! Ablam bizden Hacı Salih'in kızı Huriye'yi istemekten söz etti. Ortalık karıştı, millet birbirine girdi, rezillik oldu, kız üzüldü. Öylece söyleyemedim işte. Ulan ben ne talihsiz adamım be! Gülmeyecek bu yüzüm, neden verdin bana yara? Ne bir parça, ne şeber! Ya beni bağışlar yarat! Otur yerine ya! Hep terk ettin! Millete rezil olma! Otur ya! Otur ya! Aferin! Para fırla! Dünya beni! Sus be oğlum, rezil oluyoruz ya! Affedersiniz Salim Bey! Estağfurullah, buyurun efendim! Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da! Allah Allah! Kimmiş acaba? Hoş geldiniz Halim Bey! Hoş bulduk yavrum! Delikanlı! Buyurun Halim Bey. Paraları nerede duruyor? Ha? Şey, muhasebe ne tarafta? Ne bakıyorsun lan salak salak, muhasebe ne tarafta diyorum? Şaka mı yapıyorsunuz Halim Bey? Muhasebenin önünde duruyoruz. Ha, muhasebe burası değil mi? Evet. Adın neydi? Mustafa. Ha, ha Mustafa, yaşa. Halim abi, çok geç kaldınız bugün. Hı? Bayağı merak ettik. Ha, akşam biraz fazla kaçırmışım, sabah kalkamadık. Ne yapıyorsunuz abi? Otobüs bekliyorum. Görmüyor musun, anahtarla kapıyı açıyoruz. Affedersiniz ama Halim abi, bu anahtar sizin odanızın anahtarı. Bu kapıyı açmaz ki. Ha. Tabii, bu kapı açılmaz ki. Hay Allah be, ver bakayım. Bu sabah da tersten kalktık herhalde. Vay be! Vay, ne güzel yavrular varmış bu şirkette be! Yavru! Allah Allah! Tırlamış galiba bizimki.
şirkette paralar nerede durur? Kasada. 17.000 lira çıktı. Ne bekliyordunuz abi? Ne bileyim ulan ben, koca şirket. 17.000 lira para mı olur? Ne yapacağız şimdi? Büyük bir ödeme mi vardı? Halim Bey. Buyur anam. Patron hemen sizi istiyor. Sen emret yavru. Oh, malzemeye bak. Oha, kim bu ayı? Gir. Selamun aleyküm. Ah, siz miydiniz Halim Bey? Bendenizi emretmişsiniz birader. Nasılsınız Halim Bey? Vallahi nasılsın, sağlığınız. Pek iyi görünmüyorsunuz da. Bir mukabele. Şey için rahatsız etmiştim sizi. Estağfurullah, emrin olur abi. Biliyorsunuz, öbür gün aybaşı. Bu ay yeni aldığımız tırların aylık taksitleri başlıyor. Hı. Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Hı. He? Kaç kuruş? 147 milyon lira. Oh. Rahatsız mısınız Halim Bey? Yok yok, iyiyim. Biraz başım döndü de. 147 milyon lirayı teslim alıp kasaya koyacaksınız. Ben. 147. Allah Allah. Ne oluyor size Halim Bey? Doktor çağırtalım mı? Yok yok, iyiyim. İyiyim. Merak etmeyin. Ne para be? İzin vereyim, gidin. Yok. Parayı almadan hiçbir yere gitmem. Vazife her şeyden önce gelir. İcabında ölmek var, parayı almadan gitmek yok. Vallahi ne olmuş anlayamadım çocuklar. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine. Gidin personel müdürüne verin bunları. Baş üstüne. Halim Bey. Halim Bey dedik, duymuyor musunuz? Buyur canım. Çektiniz mi güllük yağınızı? Anlamadım. Patrona güllük yağınızı çektiniz mi diyorum? Kim ulan yağcı? Efendi, memur numaraları bitti. Şimdi de dayılık mı yapacaksın? Dayı dediğin senin ananın kardeşidir. Eşşoluk! Yağcı diyecek adam da anasından doğmadı. Bırakın be! Yılaya bak! Hadi bari, sanki! Bırakın be! Elinize de onu uyar! Hadi herif! Yağcı! Çekilin ulan hala yağcı diyor. Yağını çıkarırım ulan senin. En büyük fener. Başka büyük yok. ...147 milyon lira. Yarın saat 4'te gelecekmiş. İyi para. Sonunda voleyi vurduk galiba. Yalnız parayı almak için bir saat vaktimiz var. Nedenmiş o? Çünkü saat 5'te kasa kilitleniyormuş. Şirket sahibi anahtarı alıp gidiyormuş. Bir saat iyi vakit. Ne yapıp yapıp o bir saat içinde paraları almalısın. 147 milyon. Evet. Tek işimiz yarını beklemek. Evet. Bütün iş yarını beklemek. Şimdilik bana müsaade patron, yarın tam vaktinde işte olurum. Bir dakika! Halim rolüne, parayı alıncaya kadar devam etmek zorundasın. Edeceğiz. Nereye gidiyorsun peki? Süheyla'ya. Manyak mısın ulan sen? Hayır, erkeğim. Sen Halim'sin. Karın, çoluğun, çocuğun var. Eve gitmezsen merak ederler. Aramaya kalkarlar. Polise, karakola haber verebilirler. Ne olacak şimdi? Vakit geçirmeden hemen evinize gideceksiniz Halim Bey.
Hemen! Saat 7:30 oldu. Eniştem hala gelmedi. Saat kaç dedi? 7:30. Eyvah! Mutlaka bir kaza geldi başına. Anlayamadım, niye telaşlanıyorsunuz? Yarım saat gecikmeyle ne çıkar? Bizim damat hiç gecikmez. Anne, anne ne yapsak? Geldi, geldi. Aç kapıyı. Merhaba karıcığım. Ne yapıyorsun enişte? Ha? Geç kaldın, merak ettik. Merak edecek ne var koca karı? Allah Allah be! Merak etmiş. Küçük çocuk muyuz lan biz? Kötü yola mı düşeceğiz? Neyimi merak ediyorsun? İşe bak be! Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı? Ne var lan? Ne bakıyorsunuz aval aval? Hiç mi adam görmediniz? Kendinize gelin! Bir kadına ulan diye hitap edilemez! Ağzını topla, kadına karı! Alırım ayağımın altına! Karılara bak be! Ulan yorgun argın eve geldik, dır 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 dır! Evin erkeği böyle mi karşılanır lan? Keserim ulan sizi! Doğrarım Allah canı lan siz! Açın ulan şu kapıyı! Hayrola? Niye hepiniz bir köşeye yapışmışsınız? Fare mi var yoksa? Allah! Fare mi var? Nerede? Nerede? Yoksa... Ay, ben fareden çok korkarım! Ah, duydunuz mu? Fare varmış! Ah, arayalım şunu bulalım! Ay, yardım edin! Yardım edin bulalım şu fareyi! Ay, burada mı acaba? Ay! Ay! Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be! El şakasından nefret ederim! Kulağını sıçarım ulan seni! Yok abi, yapacak abi! Sıçarım kulağını! Yalvarım yapma! Yapma, ne olur yapma, yalvarım! Ah, Ali abi! Sana vurulmasından nefret ederim ben! Karım yanıma gelsin! Herhangi bir rahatsızlığın yok ya Halimci. Ne gibi anam? Ne bileyim işte şey... Mesela karnın aç mı? Aç, ha. Tabii, karnım aç. Karnım acıktı. Hadi kurun sofrayı. Sen de getir rakıyı. Sen de salata yap. Abi sen içmezdin, ne oldu? Ben içki içmez miydim? Evet. İçmezdim ama doktor söyledi. Arada bir içmelisin dedi. Şeye iyi gelir dedi. Neydi lan? Şeye iyi gelir dedi böyle... hani... Bağırsaklara, bağırsaklara! Bir kadehten de çıkar canım! Hoş geldin babacığım! Oo, aslan oğlum benim! Canım oğlum! Gel bakayım seni bir öpeyim! Görmeyeli ne kadar büyümüşsün! Bizim çocuğumuz değil mi? Hı? Biz sen ne kadar özlemişim seni! Söyle bakalım, okulda ne yaptın bugün? Ne okulu baba? Ne demek ulan ne okulu? Okuldan kaçıyor musun yoksa? Kaçtığını duyarsam kırarım bacaklarını ha! Ne okulu Halim? Daha okula yazdırmadık ki çocuğu! Ha, tabii yazdırmadık! Ben şey diyorum... Yazdırdıktan sonra kaçarsa kırarım bacaklarını! Ulan gıcırdak mı dişlerini ulan? En sinir olduğum şey de... Hadi! Halim yapma! Bırak çocuğu! Bir dakika ya! Karışma lan sen! Fırla, bir şişe rakı kap da gel hadi! Tamam abi!
Resmen iyi saatte olsunlara karışmış. Ne kadar efendi bir adamdı. Hiç aklım almıyor. Muhakkak da iyi yapmışlar zavallı kocacığıma. İçki de içecek şimdi. Ayıkken böyle yaparsa sana sonunda kim bilir neler yapar. Kesinlikle yürü yürü hadi yürü! Hadi! Oh be! Mis gibi mübarek! Afiyet olsun! Hadi! Ne hadisi abi? İçsene lan! Dalga mı geçiyorsun abi, ben içkiyi bıraktım! Niye? İki akşam evvel konuştunuz Halim Bey, unuttunuz mu? Siz istediniz içkiyi bırakmasını! Ha! Evet! Ben istedim de, bu akşam izin veriyorum! İçeceksin! Ama aferin, sevdim! Kıyak delikanlısın! Sözümü dinlemen hoşuma gitti. Dinlemez olur muyum abi? Hadi şerefe. Senin sözün benim için kanun demektir abi. İşte buldum. Namusumla çalışacağım. Namusumla mı çalışacaksın? Ne olacak lan namusunla çalışacaksın da? Söyle bakayım, namusunla çalışarak kim adam olmuş ulan deve? Sen dedin ya abi! Ne dedim ben? İçkiyi bırak, sigarayı bırak! Namuslu bir iş bul, evlen! Vay hıyar vay! Hıyar kim abi? O! O kim? Ben! Hı? He, yani eskiden ne hıyarmışım be! Bu devirde evlenilir mi lan? Bu ne? Zeytinyağlı kereviz! Allah kereviz! En büyük düşmanım! Kimse ne dolan sana kereviz yap diye! Öldüreyim mi ulan seni Akif'e ha? Bana kereviz içirilir mi ulan? Ben kereviz yapmıyorum ulan! Ben kereviz yapmıyorum ulan! Ben kereviz yapmıyorum ulan! Tamam öldürsün abi! Bir dakika abi ya! Bir dakika abi! Ağlama yavrum, ağlama kızım! İmkansız anne! Bu adam Halim değil, başka biri bu! Nasıl başka biri? Bal gibi kocan! Niye? Benim kocam bunları yapamaz! İmkansız! İş yerinde başına bir şey geldi herhalde! Delirdi adamcağız! Mutlaka biri büyü yaptı! İsterseniz polise haber verelim! Deli misiniz siz? Rezil oluruz millete! Ben bu gece bu deliyle aynı yatakta yatamam! Abi karı! Getirdi kerevizi, burnuma dayadı! Eyvah! İlyas abi! Ne? Babam delirdi mi acaba? Ne bileyim oğlum ben! Pek akıllıya benzemiyor! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylersek belki sakinleşir! Helal lan Ali! Cin gibisin! Aslan Ali! Sen! Abi, bir müjdem var abi! Ne müjdesi lan? Abi! Abi, hesap ettim bu yıl Fenerbahçe 6 puan farkla şampiyon! Kim? Fenerbahçe! İmdat! Eyvah, yine öldürüyor! Allah! Abi! Gitti mi işe manyak herif? Gitti. Şimdilik kurtulduk. Sizin bu adamla başınız belada. Ben delirdi dedim, inanmadınız. Delirmiş değil, bu işin içinde başka bir iş var. Büyü bu, büyü! Sarı yerde bir ince hoca var, ona okutmak lazım. Ne yapacağız biz bu adamla? Büyü! Evet, büyü yaptırmak lazım. Büyü yaptırmak değil, büyüyü bozdurmak lazım. Saçmalamayın canım! Ne büyüsü? Doktor lazım, doktor! Değil, bu adam Halim değil! Bunca senelik kocamı tanımaz mıyım ben? Halim değil bu! Başka biri! Ama abla, unutma ki... Aması yok! Halim değil, başka biri! İkiz kardeşi olmasın? Vallahi bilemem! Ama bir şeyler dönüyor! Peki, başka biri ise Halim Bey nerede? Bilmiyorum! Başına bir şey gelmesin! Bilmiyorum! Hemen polise haber verelim! Thank you.
Ne geliyorsun ulan peşimden? İşin gücün yok mu senin? Dalga mı geçiyorsun abi? Burada çalışıyorum ya. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Ha, tabii. Öyle ya. Bugün ilk iş abi. Para gelecek. Sen nereden biliyorsun lan paranın geleceğini? Aa, ben getiriyorum abi parayı. Bu önemli görevi bana verdiler. Sizin tavsiyeniz üzerine tabii. Tövbe estağfurullah. Ben sana göstereyim. Bir dakika. Ne var? Dünkü davranışınızı tartışmamız lazım. Yediğin dayak yetmedi mi lan? Kişi! Hala konuşuyor, öldürecek onu. Sakin olun Halim Bey, sakin olun. Lütfen sakin olun, patron sizi istiyor. Hadi. Gir. Buyurun, beni emretmişsiniz. Para geldi Halim Bey, oh. Aç. Anahtarı buyurun. İyi günler. Teşekkürler kardeşim. Abi, sen dün gece aklın varsa evlenme dedin ama... ...ben Zeynep'le evlenmesem ölürüm. Zeynep kim ulan? Baldızın abi. Zeynep'i sana veriyorum. Allah! Aslan abim benim! Ulan dur ulan, dur! Bırak ulan sarılmayı, hadi hemen hazırlıklara başla. Ne hazırlığı abi? Ev hazırlığı, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı malı al. Hemen fırla, hadi. Bir dakika, bir dakika! Abi dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Ben de bunları alacak para nerede? Peki. Al sana para. 5, 10, 15, 20 bin. Hadi hemen fırla. Vakit kaybetmeden bitmeden yetiş, hemen al. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Abi ya. Bitmeden al diyorsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi biter mi abi? Maç bileti mi bu? Belli olmaz. Biter biter. Bu işlerde dalga geçmeye hiç gelmez. Hadi yürü, acele et. Hadi, hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim. Halim Bey. Allah. Ne? Şakir Bey sizi istiyor. Şakir Bey'in... Allah Allah! Abi, ne oldu sana? Pencereden mi düştün? Neyse abi, verilmiş sadakan varmış, pek bir şey olmamış gene. Bak, benim Şakir Bey'i görmem lazım. Abi, 20 bin lira verdin, yetmiyor ki. Bir hesap ettim, en az 15 bin lira daha lazım ya. Bak, beni soyuluyor. Ayıp ettin abi. 15 bin lira daha istedik diye soyguncu mu olduk yani? Halim Bey, ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın. Tır taksitleri yarın öğleye kadar Ziraat Bankası'na yatırılacak. Öğleden sonra da maaşları ödersiniz. Giriniz. Tamam. Giriniz. Ah!
çağırıyor dedim. Hala burada oturuyorsunuz. Ayten Hanım soyunuyoruz. Ha böyle rezalet görmedim. Güpegündüz hem de iş yerinde. Ne demek soyununuz? Soyunuyoruz. Bırakın terbiyesizliği de patronu bekletmeyin. Halim abi. Ha? Ne? 15.000 lira daha istedik diye bizi hırsız yerine koydun be abi. Ne 15.000'i be? Buzdolabı tamam da çamaşır makinesine yetmiyor abi. Allah. Para mı istiyorsun sen? Ne bileyim yani biraz daha ver de taksit de alacağız ama peşinleri ödeyelim. Sesimizi söylüyorlar. Yeter mi? İyi tamam abi. Tamam abi. Tamam abicim. Sağ ol abi. Halim abi. Gene ne var lan? Ne acayip adamsın be abi. Bir dakikan bir dakikana uymuyor. Bir canavar oluyorsun bir melek. Konuşma lan kelek. Beni emretmişsin. Zaten ben sizi görmek istiyordum. Halim bey ne oldu böyle birdenbire? Az önce hiçbir şeyiniz yoktu. Beni soyuluyoruz. Acele edelim soyuluyor. Aa, düşüyor. Halim bey, Halim bey. Şu iskemleyi sarsmayın. Çekin. Kaldıralım. Yavaş yavaş. Yorum oturdu şöyle. Soyuluyoruz. Sakin olun Halim bey. Soyuyorlar. Sakin olun. Beni soydum. Beni soydum. Halim bey konuşmayın. Beni dinlemeniz lazım. Kasaplar. Halim Bey! Ne var be? Şakir Bey! Şakir Bey'in validesine hürmetler ederim. Konuştum be, konuştum lan 40 defa konuştum. Şakir Bey yok artık. Şakir Bey öldü. Ş harfi yok. Ş harfi alfabeden çıkarıldı. Çıldırdın beni. Bir daha bu odaya girmek yok. Hiçbiriniz. Bırakın beni Engel olmalıyım. Allah müjdanızı versin. Beni dinlemiyorsunuz. Adam şu anda kızıyı soyuyor. Beni dinlemiyorlar. Halim abi! Halim abi! Bak! Buzdolabı çamaşır makinesi tamam da... hani olmuşken diyorum bir de elektrik süpürgesi alsam ha abi? Beni dinlemiyorlar. Her şey bitti. Her şey bitti. Bir dakika Halim abi. Bir dakika ya. Bir dakika abi ya. Soyuluyoruz diyorum. Ya! Bir 35.000 lira verdin her şey bitti diyorsun. Vallahi ayıp abi be! Soyuluyor! Tamam tamam, elektrik süpürgesi kalsın. Başlama gene soygun masalına. İşte bakın şu adam, kendisinden şikayetçi. Yaşasın polisler geldi! Hakkınızda şikayet var, buyurun karakola gideceğiz. Asıl ben şikayetçiyim. İş işten geçmeye de mani olun, soyuyorlar. Allah! Ne çabuk kurtuldun Halim abi, polis seni götürecek diye ödüm koptu. Ne polisi lan? Demin götürüyordu ya abi. Şurada, şikayetçi olan varmış. Ha o bu, o şakaydı o. Onlar ortaokuldan arkadaştır. Al şu çantayı, aşağı in, kapının önünde bekle beni. Hemen geleceğim, alışverişi beraber yaparız. Televizyon da alacağız değil mi abi? Televizyonu be, ev bile alacağım. Heyda, babam! Allah, çabuk!
çıkın lan! Direkt, direnmeyin beyefendi. Bizimle geleceksiniz. Çok mühim bir yanlışlık yapıyorsunuz, gelmeyeceğim. Kendinize gelin beyefendi, bu bizim görevimiz. Beni soyuyorlar, siz beni gülüyorsunuz. Siz okuldan beni meşgul etmeyin lütfen. Bir dakika kardeşim, ben olurum atamayın ya. Lütfen beyefendi. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Sen falan yapmıyorsunuz. Ne? Soyulduk paralar, paralar! Polise haber verelim! Hemen! Soyulduk! Bastır. Aynasızlar çark et. Aleyküm. Buraya bir karışıklık mı oldu Usam? Ha bu adamlar ne kadar benziyor böyle birbirlerine? Sanki iki hamsi geldi de yan yana duray. Kurban olduğum Allah'ım, nasıl yarattın ki bunları böyle birbirine benziyorlar? İkiz midirler, nedirler? İnsanlar çift yaratılı derler idi de inanmaz idim.